Arkadaşlar merhabalar, Köpekgiller TV ailesine hoş geldiniz. Ben Mete Aydemir. Bugün yine K9 Club Samsun Köpek Eğitim Merkezi'ndeyiz. Temel Etaat video serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün hayvanlarımıza, köpeklerimize otur, kalk ve bekle komutunu öğreteceğiz. Bunun ince püf noktalarını aktaracak Emir Hocam bize. Eğer ki siz de evde köpeğinize küçük kısa eğitimler vermek isterseniz bu videodan yararlanabileceğinizi düşünüyoruz. Videomuzu izlerseniz içindeki küçük detayları yakalayabilirseniz siz de evinizde kolaylıkla kendi köpeğinize basit eğitimleri verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine geldik K9 Club Samsun Köpek Eğitim Merkezi'ne Emir Hocam'la beraberiz. Emir Hocam kendisi sosyal platformlarında videomuzun altında paylaştık arkadaşlar. Oradan Emir Hocam'a da ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz sorularınız varsa. Ki bu videomuzdan sonra şöyle bir seri yapmaya da karar verdik. Soru cevap kısmı yapacağız. Çünkü ilk videomuzdan sonra insanların kafasına takılan bazı sorular olmuş. Oldukça fazla soru aldık. Bu videodan sonra da soru cevap kısmı yapacağız. Sorularınız varsa bize yorum kısmından veyahut da Instagram'dan DM kısmından bize ulaşabilirsiniz. Tabii. Geçen videomuzu izleyen arkadaşlarımız hatırlarsa şey yapmıştık. Kayış kullanımı ve ödüllendirme yapmıştık. Bu videomuzda ne yapacağız hocam? Şimdiki sıradaki temel itaatımızın ikinci videomuzda izleyicilerimize neyi aktaracağız? Şimdi geçen haftaki çalıştığımız video, yani bir hafta boyunca çalıştığımız hareketleri tekrardan köpeğimiz öğrendi mi öğrenmedi mi onu gösteriyoruz. Ondan sonra bir dahaki hareketler, yani otur, yat ve tekrardan yattan otura geçişini orada anlatacağız. Nasıl yapmamız gerektiğini onu anlatacağız. Tamam hocam, top sizde. Tamam, ben tekrardan geçen hafta öğrendiği şeyleri, Ares gel. Gel. Ares, gel. Gel. Aferin sana. Bravo sana. Gördüğünüz üzere köpeğimiz artık ne yaptığını, solması, solu geçmesi gerektiğini öğrendi. Önümüzde de durmasını öğrendi. Üstümüze, aşağıya, başımıza atlamadan kayışını rahat bir şekilde takmayı da öğrendi. Bundan sonraki adımda zaten otur yatı geçeceğiz. Onu da isterseniz direkt başlayayım. Bundan sonraki adımda tekrardan hiç konuşmadan, ses tonumuzu kullanmadan köpeğimizin solumuzu öğrendi artık. Köpeğimizi solumuza alıyoruz. Elimizi yukarıya kaldırarak kayışla beraber, bakın hafif dokunuşla köpeğin kafasını yukarı doğru ve yukarıdan ödül veriyoruz. Bu şekilde ödül verenler var. Bu yanlış tamamen. Köpek yukarıya doğru bakarken ödülü almaya çabalıyor. Bu şekilde ödüllendiriyoruz. Yukarıya bakarken hafif kayış kullanabilirsiniz. Oldu ki kalçasını yere koymadı. Elimizde ittirme, kalktırma yapmıyoruz. Yok ittirme, bakın tamamen kayış. Bak elinizi kaldırın. Kayışı da hafif yukarıya doğru çekin. Tık tık. Köpek oturmuş oluyor. Tekrardan oturu bir daha çalışalım. Oturmadığı takdirde hiç kullanmanız gerekmiyor. Çünkü şu an köpek oturu bilmiyor. Köpek oturu bildikten sonra rahat bir şekilde her şeyi yaptırabilirsiniz zaten. Bravo. Solumuza öğrendi, oturu da öğrendi şimdi. Bak. Bravo. İlk başlarda sürekli koklatarak yapıyoruz bunu. Sonra ne yapıyoruz? Elimizi takip ettiriyoruz. Solumuza gelecek. Elimizi kaldırıp ödüllendiriyoruz. Bravo. Bu şekilde oturu geçiyoruz. Ondan sonra yat komutu geçecek. Yat, yaptığı anda direkt veriyoruz. Burada elimizde iki tane ödül olduğu zaman, birinci ödülü direkt yaptığı zaman veriyoruz. İkinci ödülü de yatmasını beklediğin zaman. Bak, şu an birinci ödülü aldı, ikinci ödülü de sonradan aldı. Tekrardan oturmasını geçmek istiyorsanız eğer, yukarıya doğru kaldırıp oturmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde tekrardan devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk videomuzda vardı. Hocam mamayı en başında şey yapıyordu, direkt vermiyordu.
ağzında almasını çalışmak için el hareketleriyle bir şeyler yapıyordu. Yani senkronizasyon yapıyordu. Tabii bu önemli. Zaten başta gösterdik mamayı nasıl takip ettireceğimizi, öğreteceğimizi de söyledik. Onu takip ettikten sonra zaten köpek bu hale gelecek. Ya oturduğu zaman mama yiyeceğini biliyor. Veyahut da şu an yatacağı zaman mama yiyeceğini biliyor. Sizin hayvanınız ilk başta bunu bilmeyebilir, anlamayabilir. Pes etmiyoruz arkadaşlar. Sabırlı bir şekilde, yumuşak ses tonuyla, gergin tavırla değil, yumuşak bir tavırla. Çünkü hayvanların altındaki hissiyatı çok yüksek. Onu hissedebiliyorlar. Sizin tepkinizi, sinirlenip sinirlenmediğinizi, gerildiğinizi hissedebiliyorlar. Sakin bir tonla, sakin reaksiyonlarla vermemiz gerekiyor tavrımızı. O da daha gayet sakin şekilde. Çünkü bu onun için bir yerde oyun ve ödüllendirme. Yaptığının karşılığını ödül olarak alıyoruz şu anda. Bir noktadan sonra otomatiğe bağlıyor zaten. Kartasını yere koyuyor, beklediği zaman ödülünü alıyor. Yere yattığı zaman ödülünü alıyor. Bu bir süreç. Yine clicker'ımızın sesi var. Her ödül anında bir kere click sesi geliyor. Bir de click sesi geldi. Bu ne yapıyor? Hayvanımızı şartlamaya başlıyor. Sürekli hayvan o click sesiyle beraber ödül alacağını hissediyor, anlıyor. Evet, doğru yaptığının farkında varıyor daha doğrusu. Hocam yanlış yaptığında bir kere yanlış yapmasını sağlayabilir miyiz? Çünkü Ares sizinle sürekli çalıştığı için bunu artık benimsedi. Bir hafta boyunca bu eğitimi görecek. Şimdi insanların köpeğe direkt ilk yapışta bunu doğru yapamayacak. Sürekli yanlış yapanlar olacak. Ben evde şimdi kendi köpeğime deniyorum. Arthur 200 denemenin 200'ünde yanlış yapıyor. Biraz öğrenme kıtlığı çekiyor benim köpeğim. Şimdi o tamamen sabır. Şu an köpek hiçbir şey bilmediği için yanlışla cezalandırmak tamamen suç olur. İlk başta köpeğimizin o başlangıç eğitimleri yaptıktan sonra zaten köpek takibi öğrendi. Bunu bir şey yapması gerektiğini, yani bir ödülü almak için bir şey yapması gerektiğini de öğrendi. Ondan dolayı yanlış yapmaz diye düşünüyor. Yanlış yaparsa eğer, bu doğru yapana kadar ödüllendirmiyoruz. Doğru yaptığında direkt ödüllendirdiğimiz zaman köpek zaten anlayacaktır. Benden, sahibim benden bu hareketi bekliyor. Ben bu hareketi yaptığımda ödülümü alabilirim. Mesajı alıyor. Mesela şu an ben şöyle yapayım, oturmuyor değil mi? Yanlış yapıyor. Bu şu an yanlış diyelim. Bakın hafif bu şekilde ya da ileriye doğru ilerlediğimiz zaman köpeğimiz oturmuş oluyor. Otur, yattan otura geçiyor. Ya, kayış kullanımı çok önemli arkadaşlar. Sadece olay mamada bitmiyor. Hocamın şimdi dikkatli bakarsanız ince kayış hareketleri var. Hani oturacağı zaman kayışını yukarı kaldırıyor, yatacağı zaman kayışını serbest bırakıyor. Yatıyor, hafif kayış kullanarak köpeğimizi yukarı kaldırabiliyor. Bir senkronizasyon var yani. Yerden kalkarken kayışla mamayı aynı anda kaldırıyor. Ben kendi izlediğimi söylüyorum bu arada hocam. Mesela şu an bu yatış da bu yanlış bir yatış. Bunu yaptığı zaman da bunu düzeltmemiz gerekiyor. Mamayı alamadı şu anda. Doğru yatış bu. Doğru yatışını yaptı, mamayı aldı. Kendisi durumun farkında. Tekrardan kalkmasını istiyoruz. Bakın kalkmıyor ya. Hafif. Biraz daha. Süper. Dikleşiyoruz. Bekliyoruz. Ödülü alıyor. Tekrar dikleşiyoruz. Oturmasını sağlıyoruz bak. Anlamıyor ya. Biraz hafif. Mamayla beraber. Sonra da ödüllendirip işimizi bitiriyoruz. Bu hafta da bunu çalışacağız. Köpeğimizi tamamen bu pozisyona geldikten sonra gel. Bu pozisyona getirene kadar çalışacağız. Ödülümüz de bitti. Bu kadar. Tamamdır. Arkadaşlar bu tekrarlamayı bir hafta boyunca günde 15 dakikalık seanslar halinde, 15-20 dakikalık seanslar halinde yaparsanız bir haftanın sonunda illaki karşılık almaya başlayacaksınız. Birinci denemede olmayabilir, ikinci denemede olmayabilir, üçüncü denemede olmayabilir. Doğru muyum hocam? Tabii. Belki 20, yani bazısı 3. denemede öğrenebilir, bazısı 20. denemede öğrenebilir. Hani şöyle bir şey yok, biz Emir hocamla videoların öncesinde sürekli sohbet ediyoruz. Kendisi tecrübelerini bana aktarıyor. Yani şöyle bir durum var, her cins köpek çok akıllı olacak diye bir şey yok. Köpeklerin kendi karakteristik özellikleri var. Kukur cinsi bir köpek Ares. Bütün kukurlar bu şekilde akıllı, zeki veyahut da direkt reaksiyon verecek diye bir şey yok. Veyahut da bütün Alman çoban köpekleri direkt reaksiyon verecek diye bir şey yok. Nasıl akıllı insan olduğu gibi birazcık daha öğrenme zorluğu yaşayan insanlar varsa hayvanlar da o şekilde. Ama pratikle, doğru yaklaşımla bunu hayvanımıza öğretebiliriz arkadaşlar. Fakat Ares melez bir kukur, safkan değildir. Onu da anlamış olabilir. Ama sonuçta karakteri bizim için önemli olan. Tabii karakter önemli. Evet. Burada köpeğin ırkı hiç önemli. Tamamen karakter önemli. Diğer şeyleri zaten görsellik amacıyla kullanan şeyler. Arkadaşlar bu videomuzda otur ve yatı öğrendik.
Diğer videolarımızı da yine aynı şekilde komut öğretimlerini yapacağız. Biz videolarımızı bir haftalık arayla paylaşmayı planladık. Hocamızın önerdiği şekilde. Çünkü o bir haftalık bir öğrenme süreci olacak. Bir hafta sonunda sizin köpeğiniz onu öğrenemediyse bunu iki haftaya da çıkartabilirsiniz. Tabii, tabii. Üç haftaya da çıkartabilirsiniz. Ama doğru yaklaşımla, doğru zamanla, zaman ayırmayla hayvanımız bunu alışkanlık haline getirebilir. Bir sonraki videomuzda neyi aktaracağız hocam? Bir sonraki videomuzda hafiften yürümeye başlayacağız. Köpeğimizi nasıl omuzla yürütebiliriz? Bize çekiştirmeden yürütmeye. Bence takipçilerimizin en çok merak ettiği şey o. Çünkü diğer videomuzun sonunda ya köpeği hani tamam gösterdiniz ama beni sürekli peşinde sürüklüyor. Şimdi herkesin köpeği Ares gibi küçük cins köpek değil. Büyük cins köpekleri de var. Kangalı var adamın. Veyahut da ne diyebilirim Golden Retriever var, Rottweiler var. İnsanı peşinde hakikaten sürükleyen hatta artık gezdirmeye illallah getiriyor. Adam gezdirmeye çıkartmak istemiyor köpeğini çünkü onu çok görüyor. Bence serimizin en önemli videolarından bir tanesi 3. videomuz olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Başlangıç yaptığımız başlangıç video ve bu videoyu yapmadan önce yürümeye geçtiğiniz zaman hiçbir performans alamayacaksınız. Bu süreç arkadaşlar yani tık tık diye bir yani anda oturup baştan aynen sıfırdan ona atladığınız zaman zaten yanlış yaparsınız. Kesinlikle katılıyorum çünkü bakın arkadaşlar kayışın niye ilk videomuzda kayış ve ödüllendirme yaptık? Otur komutunda hocam siz komple kayış ve mamayı senkronizasyon yaparak gösteriyor bize. Yani sen ilk videoyu kayışla mamayı göstermeyen direkt ona köpeğine geçtiğin zaman o hayvan onu yapamazken yani çok şey bekliyorsun. Yani sana harfleri öğretmeden ben alfabeyi öğrenmeden yazmayı öğretmek gibi bir şey oluyor. Bir şey evet. Yani aynen evet hocam. Bu arada yağmur da başladı. Klasik bir Samsun havası. Videomuzu bu noktada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmından merak ettiğiniz sorular olabilir. Bizim atladığımız kısımlar olabilir. Bize bunları sorabilirsiniz. Alt taraftaki açıklama kısmına hocama ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ares teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.